Hadi. Az kaldı. Biraz daha mandalina. Birazcık daha. Evet. Oluyor. Tamam. Başardım. Başardım. Yaşasın. Ben de insanlar gibi banyo yapabileceğim artık. Şu küvetime bakar mısınız? Yıkanmak için sabırsızlanıyorum. Suyu seven suya girer, yıkanır benim gibi. Su, 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 susuz yaşanmaz doğrusu. İşte küvetim hazır. Sıcaklığına bakalım. Harika. Tam istediğim gibi. Kulaklarımızı da kapatalım ki kimse bizi rahatsız etmesin. Mama. Mama. Bu ağlama sesi de nereden geliyor? Sizi duyamıyorum. Kulaklarımda kulaklık var. O zaman kulaklarını aç da bizi iyi dinle. Az önce biri ağlıyordu. Ben değilim dostum, bilmiyorum. Bir ayı yavrusu. Bakın ayı ağlıyormuş. Artık ağlayan bulunduğuna göre yıkanabilirim. Mandalina. Ayıcık ormanda kaybolmuş olmalı. Ayılar ormanın diğer tarafında yaşıyor. Buraya kadar nasıl gelmiş? Kayıp mı oldun sen? Ormanda mı kaldın sen? Aman da pek tatlıymış. Agucuk bugucukmuş. Ayıcığın ailesini bulmalıyız. O zaman siz ailesini arayın. Ben de banyom biter bitmez yanınıza geleyim. Sen bu küveti nereden buldun mandalina? Ormanda buldum. Küveti ormana mı atmışlar? Evet. Oo, ayıcık üzülme. Ben söylerim onlara, bir daha atmazlar. Atmışlar, evet. Yine birileri duyarsız davranmış. Ormana böyle şeyler atılmaz. Geri dönüşümle başka bir şey yapmaları gerekir. Ben aldım, dönüştürdüm işte. Artık o bir manda küveti. Nasıl ama? Küvet burada kalamaz mandalina. Hem ayrıca ayıcığın ailesini bulmalıyız. Hadi. Ama neden kalamıyor ki? Mandalina, akan suda da yıkanabilirsin. Küveti doldurursan gereğinden fazla su kullanmış olursun. Kaptan Bengo haklı mandalina. Susuz kalmak istemezsin değil mi? Herkes küvetini doldurursa bu nehirler akmaz dostum. Hayır, hayır olamaz. Canım nehrim, biricik nehrim. Susuz kalamam ben. Küvet doldurmak da neymiş canım? Akan su en iyisidir. Akan su da yıkanmalı. İşte bu kadar. Hadi ayıcığın ailesini bulalım.